Valla iki penaltı, sonuç beraberlik. Aslında gol pozisyonu giren, daha çok giren bizdik. Gençler bir takımını kutluyorum. Ne de olsa karşında Galatasaray var. Bir puanla yetinmek zorundayız. Edindik. Yani galibiyet bekliyordum ben ama olmaz. Başkan, sağlık durumu hakkında bilgi alabilir miyiz? Başkan gayet iyi. Yarın eve çıkacak Allah izin verirse. Önümüzdeki haftalarda bizle beraber olur. Evet, hayırlı akşamlar diliyorum. İlk 45 dakika çok fazla pozisyon olmadı. Bir penaltımız, rakibin bir tane pozisyonu var, Selçuk'un çizgiden çıkarttığı bir pozisyon. Onun dışında mücadele şeklinde geçen bir 45 dakika. Tabii biz Gençler Birliği olarak ilk geldiğimiz zaman bir oyun felsefemiz vardı. Top rakibe geçtiği zaman topun gerisine gelerek o kompaktlığı sağlamaktır. Bu ilk 45 dakikada bunu iyi başardık. Ve 1-0 öne geçtik penaltıdan sonra. İkinci yarı 10-15 dakikalık süre içerisinde biraz bocaladık açıkçası. Çok fazla geriye kapandık. Galatasaray'ın golünden sonra da yakaladığımız 5-4-5-6 tane net pozisyonumuz var. Mustafa'yla, Stanku'yla, Aydın'ın karşı karşıya pozisyona geç kaldığı pozisyon, Jalma'yla, İrfan'la 6 tane pozisyon yakaladık arkadaşlar. Yani bir Galatasaray takımını oynarken takdir edersiniz ki bu kadar net gol pozisyonu yakalarsanız ve bunları değerlendiremezseniz maçın sonucu işte böyle berabere biter. Oyuncuların her maçta üstüne koyarak yoluna devam ediyorlar. Bugün de mücadele ettik. Gençler Birliği takımı, ben her zaman söylüyorum, ben geldiğim günden itibaren söylüyorum. Hangi takımla oynarsak oynayalım, saha içerisinde bir kere mücadeleyi ön plana çıkaran bir takım görüntüsü içerisinde olacaktır. Biz bundan önce 6 maçı kazanırken nasıl ki bu düşünce içerisinde idiysek, bugün de Galatasaray maçında aynı düşünce içerisinde olan bir Gençler Birliği takımı vardı. Soyunma odasına girdim. Gerçekten üzgün oyuncularım. Nerelerden nerelere geldik arkadaşlar. Yani Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz. Berabere kalıyorsunuz. 5-6 tane pozisyonu değerlendiremiyorsunuz. Ve soyunma odasında üzgünsünüz. İşte biz zaten yakalamak istediğimiz buydu. Bu sinerjiyi ortaya çıkartmaya çalışıyorduk. Bugün de galip gelebilirdik. 3 puan alabilirdik. Başaramadık. Ama ona rağmen oyuncularımın gösterdikleri özveriden dolayı, oyuncularım gösterdikleri mücadeleden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yürekli bir oyuncu topluluğuna sahibim. İnşallah bu yürekli oyuncu topluluğuyla beraber Gençler Birliği'ni çok daha iyi yerlere getireceğiz hep beraber. Soru alayım. Evet Ali abi. 8 haftalık seride katılır mısınız bilmiyorum. Futbol kalitesi olarak en düşük maça şahitlik ettiğimizi ifade ediyoruz ama en fazla da gol pozisyonu olduğu maçı izlediğinizi söylüyorum. Katılıyorum. Tabii ki Galatasaray'a karşı oynamak, her ne kadar istenilen performansı gösteremeyen bir Galatasaray takımı varsa da bireysel olarak baktığınız zaman Selçuk, Bilal, Emre Çolak gibi özellikle ikinci bölgede biraz daha uzak kaldık bu oyunculara. Pas trafiğini yapmaya çalıştılar. Uzak kalınca da bu oyuncular oynamayı seven oyuncular. Yasin, Podolski, önemli oyuncular. Bu oyunculara karşı zaman zaman oyun içerisinde sıkıntılar yaşadık. Bu bir gerçek. Ama sevindirici tarafı, benim takımım adına sevindirici taraf, belki belli bölümlerinde Galatasaray oyunsal anlamda geride kaldım. Ama takım savunması anlamında, mevkisel anlamda oyuncuların üstüne düşen görevi yaptığını düşünüyorum. Çok fazla pozisyonu var mı Galatasaray'ın? Yani bakmak lazım. Penaltı pozisyonunu da değerlendirmek lazım. Oyuncum penaltı olmadığını söylüyor. Bunun dışında çok net gol pozisyonu yok Galatasaray'ın. Evet, biraz daha iyi oyunsal anlamda bu özellikle golü yedikten sonra önce daha iyi olabilir miydik? Bunu tartışabiliriz. Ama takdir edersiniz ki arkadaşlar, yani nihayetinde Galatasaray takımı şu anda kötü olsa da bir alan bıraktığınız zaman bu oyuncuların neler yapabileceğini sizler de biliyorsunuz. O alanı çok fazla bırakmadık. Ama 6 tane pozisyonu değerlendirirsek, bir tanesini, iki tanesini değerlendirirsek çok daha farklı skor ortaya çıkabilirdi. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Son soru. Hocam, Galatasaray'la oynadığınız iyi bir mücadeleydi. Haftaya da derbi var. Bu derbideki sonuç, Galatasaray'la oynadığınız için söylüyorum. Fenerbahçe'ni de izlemişsinizdir herhalde, Avrupa maçını. Nasıl bir karşılaşma olur? Galatasaray bu performansıyla o derbiden galip ayrılabilir mi? Nasıl görüyorsunuz? Tabii ki benim
Sonuçta ben Gençler Birliği teknik direktörüyüm. Çok fazla aslında bu soruya cevap vermek istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın derbiyi kazanması için tabii ki üstüne çıkması gerekiyor. Bu bir gerçek. Ama derbilerde hiçbir zaman sonuçlar belli olmaz. Derbilerde bazen çok favori takımların da kaybettiği dönemleri de çok biliyoruz geçmişte. Bununla ilgili çok örnekler var. Bireysel anlamda baktığınız zaman belki bireysel performansta geri olan oyuncular var Galatasaray takımında. Ama bu oyuncuların derbide çok daha üst düzey performans gösterebilirler de. Onun için ben Galatasaray'ın derbiyi kazanması için bir kere bugünkü maçın ya da benim maçtaki performansın üstüne çıkması gerekiyor arkadaşlar. Son soru. Bir puanı geçer miyim senin biri Galatasaray mısın? Valla ben soyunma odasına baktığım zaman oyuncularım üzüldüğünü görüyorum. Yani kafaları yerdeydi oyuncularımın. Kazanabilecekleri maçı kazanamadıkları için üzgünler. Ama Galatasaray bu kadar pozisyon anlamına baktığın zaman benim daha fazla pozisyonum var. Dolayısıyla galibiyeti kaçıran tarafın ben olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı üzgünüz. Teşekkür ediyorum. Ankara'ya 3 puan alıp ayrılmak üzere gelmiştik. Tabii ki bütün yaptığımız planlar ve hazırlıklarımız maçın başlama düdüğüyle kendi adımıza olumlu gelişmedi. İlk yarı itibariyle özellikle topun bizde olduğu kısmında yani atak pozisyonundayken istediğimiz imkanlara ulaşamadık, gol pozisyonlara ulaşamadık. Ama ikinci yarıda ise biraz daha toparlanmış, daha da organize, daha fazla isteyen bir görünüm sergilemiş olsak bile pozisyon açısından kendi adımıza istediğimiz pozisyonları üretmekte zorluk çektik. Birkaç tane pozisyon ürettik ki bunlardan faydalanamadık. Ve maçın sonucunda da 1-1 bitmiş olan bir müsabaka yaşadık. İsmi kuruluş rica edeyim. Seleştirmek için sormuyorum bunu ama Galatasaray'ın geri olarak size önceki dönemine de baktığımızda bu sezon iyi geçmediği bir aşikar. Evet. Yanlış bilmiyorsam da bu maçla beraber 9 maçta deplasmanda galibiyet alamayan bir Galatasaray'da. Kazandığı maçta da çok zor son dönemlerde kazanıyor. Genel olarak tabloya baktığımızda sizin görüşünüz nedir hocam? Galatasaray niye bu durumda? Niye maç kazanamıyor? Takım içinde problem mi var? Öncelikle sorunuza şöyle genel bir soru sordunuz çünkü bütün sezonu kapsar bir soru sordunuz. Başlangıç noktasından bugüne olan kısmını sordunuz ki bunu benim eleştirel bir şekilde yaklaşmam doğru olmaz. Ama ortada bir gerçek var. Evet, iyi oynamıyoruz ama bu demek değildir ki toparlanamayız. Demek değil ki değildir ki Galatasaray gibi sahada var olmayız. Bundan sonraki bütün kalan bölümün tamamında biz istenen, herkes tarafından özlenen Galatasaray olabilmek adına bir çaba içindeyiz. Bunu da futbolcu arkadaşlarımızla birlikte yapabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü her türlü kulüp içinde her türlü desteği de alıyoruz. Tabii ki bu süreç hemen olmayabilir. İstenen çünkü tahammül sınırları insanlar tarafından sınırlı olabilir. Ama ben bu konuda her zaman olduğu gibi ümitliyim. Hocam, rakibin bir hayli fazla gol pozisyonu vardı. Bugün bir puana sevindiğinizi söyleyebilir miyim? Hayır. Biz buraya sözlerimin başında söylediğim gibi 3 puan kazanmak amaçlı geldik. 1-1 bitmiş bir maçtan sonra 3 puanı isteyen bir teknik adam asla buna razı gelmez, sevindi diyemeyiz. Orhan Hocam, sizi çok uzun yıllardır tanıyorum. İçinde ne kadar olduğunuzu futbol tamamı bilmiyorum. Galatasaraylı futbolcularda genel olarak duyarsızlık konsantre değiller. Yani oyun bütününde Galatasaray forması giyen futbolcuların konsantre olmadığını görüyorum. Yani Gençler Birliği hücumunda 6-7 futbolcunun rakibin arkasından çaresizce baktığına şahit oldum. Bu taktikle, düşünceyle uygulamayla ilgili bir şey değil.
eski bir futbolcu, bu işleri çok iyi bildiğiniz için, yaşadığınız için söylüyorum. Bu futbolcunun kafasındaki problem nedir hocam? Yani ne ifade ediyorlar? Size bir şey söylemeleri lazım. Ücretlerini alıyorlar. Galatasaray forması giyiyorlar. Türkiye'nin en önemli taraftar topluluğuna sahip bir kulübün futbolcularına bu sahadaki duruşun nedeni ne olarak tanımlıyor? Şimdi tabii ki hepiniz de futbolun içinde uzun süreler bulunmuş insanlar olarak ben de öyleyim. Bunun nedenlerini araştırdığımızda bir mental yorgunluğun olduğu söz konusudur. Çünkü Galatasaray her yıla olduğu gibi bu yılda şampiyonluk parolasıyla, şampiyon olmak ümidiyle ve uluslararası seviyede de başarılar elde etmek üzere yola çıkmıştır. Tabii bunun olmaması halinde ortaya çıkan tabloda futbolcular üzerinde bir baskı oluşuyor ki bu çok doğaldır. Bu sadece fiziksel değildir. Bunun fiziğin ötesinde mental bir yorgunluk olduğu da söz konusudur. Bunun telafisi, hadi bu iş bitti, şimdi başka bir sayfa açalım gibi olması söz konusu değildir. Bizim için tabii bu çalışmaları da yürütmek bize düşen görevler. Kulübümüzün içinde bu çalışmalar sürmekte. Bir cümle müsaade ederseniz. Yani Galatasaray'ın kadın yapısının yetersiz olmadığını düşünüyorum. Üst düzey yetenekli futbolcularla dolu olduğunu düşünüyorum. Bu kadar olan da taraftarın ve Galatasaray'ın diyen herkesin, ben de dahil, bu fotoğrafı görmek istemediğimizi paylaşıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Son bir soru rica edeyim. Hocam, Fenerbahçe derbisi yaklaşıyor. Acaba derbide teknik direktör olarak siz mi sahaya çıkacaksınız? Bir de Şeju değişikliği vardı 78. dakikada. Mert Çetin geldi gitti, geldi gitti, iki defa gitti. Şeju oyuna girmek istemedi, bir jest mimikleri vardı. Size hiç o bilgi ulaştı mı? Çünkü bir tartışma geçti aralarında. Hayır. Hayır, kesinlikle. Şeju zaten takımımızın içinde her türlü kendini sahada deklare etmeye hazır bir oyuncu. Sakatlık sonrası kadroya girdi ve maçta görev aldığı süre içinde de görevini başarıyla yapmaya çalışan bir arkadaşımızdı. Derbi hocam, siz mi teknik direktör olarak sahaya çıkacaksınız? Şimdi görevimin başındayım ve devam edeceğim. Görevimin başındayım. Tamam. Teşekkür ederiz.